Bir gün daha Ceylan gözlüm. Ömründen bir gün daha isterim. Fazlasını değil. Hem biliyorsun akşama. Akşama İden'in kına gecesi var. Kıymık kadar hatırım varsa sende. Bir gün daha. Sonra kendim yolcu edeceğim seni. Sana Zeyno Ana sözü. Gitme Elif abla. Kına gecemi yasa boğma. Düğün günümde bana yas tutturma. Beni seviyorsan bir gün daha. Lütfen. 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 Sana bir yanlış yapmamışam Elif. Yanlış dediğim başka nasıl yapılır ki? Daha ne yapacaksın? Beni kötü belleme Elif. Bizde adet böyle. Bin yıldır böyle. Bizim de adetlerimiz var Hakkı. Evlendiğimiz insanın kardeşine biz kardeş gözüyle bakarız. Benim hiç erkek kardeşim olmadı. Seni onun yerine koydum ben. Erkek kardeş yerine. Yazıklar olsun be! Elif! Dinle beni. Ya bıraksana! Maksadın fena değil. Ben senin namusunu korumak için böyle yapmışım. Ben kendi namusumu kendim koruyamaz mıyım? Bırak! Beni yanlış anladın. Murat Kerimoğlu geldi komutanım. Alışır. Emredersiniz komutanım. Merhaba komutan. Merhaba. Kardeşiniz için geldiniz. Hı hı. Buyurun. Beğendin mi yaptığını? Sana 40 defa söyledim. Elif'e bunu anlatamazsın dedim. Bırakır kaçar dedim. Bu iş namus meselesi oldu abla. Namus mu? Ne namusu? Elif 3 gün sonra cebinde hisseler elin adamına varırsa ne yapacağız? Bizim için ne diyecekler hiç düşündün mü? Anlı şanlı boyatlı soyu bir kadına söz geçiremedi. Törayı dinletemedi. Kadın aldı malları başkasına peşkeş çekti. İşte bunu diyecekler. Bu sade benim değil Ayla'nın namus meselesidir abla. Elif mirası reddetmişti. Benim zorumla aldı hisseleri. Şimdi hisseler gitmesin diye senden yana olamam. Ben tükürdüğümü yalamam Hakkı. İşte bu da Zeyno kadının töresi. Şen. Ve Şen. Öbürleri geçsin. Misafir evi hazır mı kızım? Hı hı. Kıyamet kadar insan gelecek. Hazır hanım. Şerbekler? Onlar da. Aman ha. Çiftlik ilk defa bir kına gecesi görecek. Hiçbir şey aksamasın. Sen merak etme hanım. Ha
Kına geldi mi çarşıdan? Taze kına. Onu soracaktım. Mehmet bakmıştı ona hanımın. Tamam. Kınalar ne oldu? Alıp Gülnur'a teslim ettim arkadaşlar. İyi, tamam. Babamla birlikte gelecektik ama ben... Reşah'ı getirmediğiniz iyi oldu. Onunla sakin konuşmak biraz zor. Zeliha'nın durumu ne? Yani eğer sormamda sakınca yoksa? Aslında sakınca var. Ama sizinle açık konuşacağım. Siz de ifade verdiniz. Nezarette kaldınız. Hakkınızdaki deliller çok daha suçlayıcıydı. Ama hani insanın bir de içinden gelen bir ses vardır. Hissettikleri. Yok ya, bu adam o değil. İçinizdeki o ses Zeliha için ne diyor üsteğmenim? Kardeşiniz nasıl biri? Hırslıdır. Babama benzer. Neden sordunuz? Ökeş'le çekildiği fotoğraf. Kafamı kurcalıyor. Tamam. Matah bir deli sayılmaz. Hiçbir şeyin ispatı değil. Ama ne bileyim, akıllarda yarattığı soru, kuşku... Nedir onlar? Bu toprakların kültüründe aralarında resmi bir bağ olmadan... bir kadınla bir erkeğin fotoğraf çektirmesi normal mi? Pek değil. Hele bu Reşah'ın kızıysa ve birlikte poz verdiği kişi yakışıklı kahyaysa? Kardeşim hırslıdır ama aptal değildir. Anladığım kadarıyla Ökeş'le bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyorsunuz. Böyle bir şey olsa bunu belgeleyecek fotoğrafı niye çektirsin? İyi de o zaman hiç ilgisiz bir adam, yani şu şüpheli Alman turist... Ökeş'in yanında Zeliha Hanım'a benzeyen bir kadını niye tarif etsin? Bu bölgede Ökkeş'le birlikte görebileceğimiz kardeşinize benzeyen kaç tane kadın var? Neyse, bir gün elbet hepsini anlayacağız. Ailenizi niye reddettiniz? Reddetmedim. Ayrı yaşamaya karar verdiniz. Öyle. Sebep? Bazı ailevi nedenler. Pisliğe bulaşmamak bu nedenlere dahil mi? Mümkünse Zeliha'yı görebilir miyim? Vazife ikinize verilmiştir. Aşiretimizin devamı, bu hayırlı mübarek iş size münasip görülmüştür. Allah razı olsun ağam. Başımız üstüne ağam. Zeyno'nun düğünü kana bulanacak. Hem hakkının hem de Cemo'nun canını isterim sizden. Aileniz ailemdir. Allah'a emanet olun. Efer Bey.